Merhabalar, Halk TV ekranlarında Liderlerle Bayram Sohbetleri serimizin Saadet Partisi durağındayız efendim. Bu bulunduğumuz yer Saadet Partisi'nin gençlerle bir araya geldiği bir kafe kütüphane. Hoş geldiniz diyeceğim ama hoş bulduk desem daha doğru demiş olurum evet, galiba Temel Bey. Ben de hoş geldim, siz de hoş geldiniz. Burası ne kadar hoş bir mekan. İsterseniz önce evet. Biraz mekanı bize anlatırsanız lütfen. Efendim bu bina enteresan bir bina. Bir köy derneğine ait. Aa. Evet. Bizim enteresandır. Hep tahliyeler neticesinde yeni yer arıyoruz. Esam mı bulunduğu yerden çıktı. Bundan 3-4 blok aşağıdaydı. Peki. Bu sefer ona yer ararken buranın en üst katını Esam o köy derneğinden kiraladı. 2 kat orası. Onun sonradan bir alt katını da yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili olarak kiraladılar. Şu anda ben orayı işgal ediyorum. Peki. Onun altı da burası, kafe. En altta bodrum katı da TV5. Evet, stüdyolarınız var. Stüdyolar var. Evet. Böylece bu bina komple, yani köy derneği de böylece şeysiz, yani burası hem iyi bakımı oluyor hem de onlara da bir gelir getiriyor. Gelir kalemi evet, gelmiş bizim oluyor. İçin de uygun bir yer. Siz niye sürekli tahliye ediliyorsunuz mekanı? Ben de bilmiyorum ki başımıza gelmiyor. Evet. Evet, gerçekleri söyleyince sıkıntı mı oluyor acaba? Biraz sıkıntı da oluyor tabii ama gerçekleri değil. Bizim esas genel merkez olarak bulunduğumuz binadan çıkmamız bir dava neticesinde evet, oldu maalesef. Biliyorum. Hoş olmayan bir dava. Maalesef efendim. Yeni binamızı da hamdolsun hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Tabii epeyce külfetli oldu. Allah razı olsun. Yani bizi takdir edenler, sevenler ciddi fedakarlıklarda bulundular. Orası da birkaç ay sonra inşallah devreye girecek. Geçenle de bir uğradım ben birkaç gün önce. Bizim bütün arkadaşlarımız da eğitim binası olarak kullandığımız bir bina vardı bizim eski binamızın hemen karşısında. Orada biz teşkilat eğitimi yapıyorduk. 120 kişiye kadar yatılı eğitim, 2 günlük, 3 günlük. Orayı boşalttık mecburen, eğitimleri durdurduk. Bizim orayı genel merkez olarak kullanıyoruz. Hı hı. Şimdilik. Bütün, şimdilik. Yeni binaya geçtiğimiz zaman orası faaliyete geçecek. Böylece eğitimler de tekrar hayata geçmiş olacaklar. Tabii. Ben biraz kitap koleksiyonumuza baktım burada. Evet. Gerçekten de Türkiye'nin her sesinden, her renginden yazarların. Yani hemen kendi arkama bakıyorum. Evet. Oğuz Atay, benim gençliğimde çok sevdiğim bir yazardı. Evet. Paulo Coelho. Hemen şöyle dönelim. Albert Ahmet Camus. Ümit, Camus var. Evet. Evet. Aziz Nesin de görmüş müydüm acaba, emin değilim. Ve şurada hemen arkamda Stephen Zweig. Evet. Vicdan Zorbalığa Karşı. İlber Ortaylı'nın Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı kitabı. Evet. Sizin arkanızdakilere bakıyorum. Gene İlber Hoca'nın kitapları var. Tabii ki Necip Fazıl var. İslam Birliği ile ilgili Ayvazoğlu'nun, değerli hocamız mimaride. Evet. Ve Sayın Erbakan'ın yaşam hikayesini anlatan kitaplar. Siz buraya gelmişken size biz vermiş miydik bilmiyorum. Davam var bende var ve siz imzalamıştınız. Tamam. Genel merkezi ziyaretimde hala da bende eksik olmayın, sağ olun. Buraya baktığım zaman böyle çok sesli, çok kültürlü bir dünya görüyorum. Evet. Siyasi çizgisi de bu mudur Saadet Partisi'nin? Ya biz her görüşü dinlemeye hazırız. Yani her görüşle de, çünkü her görüşün ortaya çıkışının belli sebepleri vardır. O sebepler sonradan biraz daha somutlaşır, sınırlar çizilir, belirleşir. Birazcık da belki kendi kendine hem tutarlıdır ama tutucu da olur. Bizim de tabii bir dünya görüşümüz var, bir anlayışımız var. Ama biz diğer dünya görüşlerinin de tanınması, bilinmesinde gençler için özellikle fayda olduğu kanaatindeyiz. Onun için de burada çok farklı kesimlerin sesini duymak, onların yazılarını, kitaplarını okumak mümkün. Fikri dünyalarını zenginleştirmeleri açısından. Tabii bir zenginleştirme imkanı veriyor insana elbette. Siz demokrasiyi nasıl tarif ediyorsunuz Sayın Başkan? Sizin anladığınız demokrasi, çünkü bu ülkede biliyorsunuz laf var. Herkes kendine Müslüman, kendine demokrat diye.
Bugünlerde o kadar çok ihtiyacımız var ki demokrasiye. Tam da şöyle bir zamanda partinizin gençlik kolları nasıl bakıyorsunuz efendim demokrasiye? Tabii bazen demokrasinin yerleştiği ülkelerde de bu konu gündeme geliyor. Demokrasi en ideal çözüm mü? Yok. Ama şu anda mevcutların en geçerli olanı. Herkes onu söylüyor. İnsanoğlunun bulabildiği şu en iyi anda, siyasi şu model anda. Şu ana kadar. Problem burada tabii işte hem avantaj hem problem şu. Alimi de cahili de büroya sahip. Yani bunu bazı ortamlarda münakaşa, müzakere ettiğiniz zaman ya bu doğru mu? Aslında tam doğru değil. Ama siz bunu ayrım yapmaya başladığınız zaman bu sefer dengeyi nerede tutturacağınız belli olmuyor. Şimdi bu demokrasinin herkesi muhatap alması bir avantaj. Ama herkesi muhatap alması ve bir ayrım yapmaması alimle cahil arasında da bir de dezavantaj. Onun için yani bu şunu gösteriyor. İnsanları etkilemeye bağlı. Demokraside, demokratik ortamlarda güçlü olabilmek, iktidara gelebilmek, halkın oyunun çoğunluğunu veya işte artık başka ortamlara göre çoğunluğu olmasa bile kahir çoğunluğunu sizin almanız gerekiyor ki iktidara gelebilirsiniz veya koalisyonlar kurma imkanınız ortada olsun. Yani ikna etmeniz lazım. Evet, ikna etmeniz lazım. Şimdi ikna etmek de kendiliğinden olmuyor. Herkes aynı şartlara, aynı imkanlara sahip değil. Siyasi partiler açısından söylüyorum. Siyasi partiler açısından söylüyorum. Fikri hareketler için de aynı şey. Yani siz elinizde eğer çok çeşitli kesimlere ulaşabilecek kadar geniş bir televizyon imkanınız varsa, yazılı basında gazete imkanınız, mecmua imkanınız varsa, uzak yerlere giderken arabada, şurada, burada bilmem radyo imkanınız varsa, şimdi bir de internet imkanınız varsa, siz insanları daha geniş bir kitleyi etkilemeniz daha kolay oluyor. Ama bu imkanı olmayanlar ne kadar haklı olurlarsa olsunlar sizin gibi avantajlı değiller. O imkanı olanlar kendi menfaatleri için yani medyayı öyle bir kullanıyorlar ki hele şimdi yalan da söylenebiliyor, evet. Hile de yapılabiliyor, iftira da atılabiliyor. İyiyi kötü, kötüyü iyi göstermek mümkün olabiliyor. Yani medya dediğimiz şey ille de her şeyi olduğu gibi yansıtabilen, kendi içinde adil olan bir sistem değil ki. Sıkıntılar buralarda. Ama bunlar da zaman içinde, işte mesela diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri bunun önüne geçebilmek için ikili bir sistem kurmuş. Hatta ona üçlü demek lazım. Yani yürüten bir kişi. Doğrudan doğruya halk tarafından seçiliyor. Ama başkanı denetleyen, kanunları yapan, esas kararları alan yeri geldiği zaman başkanı bile engelleyebilecek olan bir de meclisler var. Evet. Meclis iki kademe. Bir millet meclisi, iki senato. Senato öyle bir seçim sistemi koymuş ki iki yılda bir, üçte biri yenileniyor. Böylece seçimlerde herhangi bir aksaklık olsa bile sürekli olarak seçilmiş bir kadro var başkanı denetleyebilecek. Bir de yüksek mahkeme var tabii yani. Tabii onun dışında köklü bir hukuk sistemi. Ayrıca bir de yüksek mahkeme var. Yüksek mahkeme üyelerini her ne kadar başkan tayin ediyor ise de belli bir süre için tayin ediliyor. Neticede başkanı da denetleme hakkına, yetkisine sahipler. Ben NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiydim. Son dönemde parlamentoda bulunduğum zamanlarda her sene NATO Parlamenterler Asamblesi olunca mutlaka her sene bizim işte Belçika'ya gideriz. Sonra Washington'a gideriz, Pentagon'a gideriz, Birleşmiş Milletler'e uğrarız, New York'a geliriz. Bize her sene Pentagon'da bir briefing verirlerdi. Son gittiğimizde başkan eğer herhangi bir şekilde diskalifiye olursa, ölürse, öldürülürse ne olur? Başkan yardımcısı geçer. Peki onun da başına bir şey gelirse seçimden önce bu sefer senato başkanı geçer. Ona da bir şey olursa meclis başkanı geçer. Ona da bir şey olursa bu sefer başlıyor bakanlardan.
Adalet Bakanı geçer, falanca bakan geçer. En son bakan 19. bakan. Kim? Tahmin edin. Tarım Bakanı. Hak ile yeksan olmuş oluyor. Ondan sonra ümit yok. Zaten. Yaklaşık 20 küsur kademe var. Öyle de bir kademe koymuşlar. Bir şey olduğu takdirde. Devletin devamlılığı için. Devamlılığı için. Ve daima ama seçilmiş birisini tutmuşlar. Yani seçilmemişlerden kimseyi devreye sokmuyorlar. Seçilmemişler bakanlar işte. Bakanlar da Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Senato Başkanı, Meclis Başkanı. Ondan sonra bakan seçilmiş birisinin tayin ettiği, tespit ettiği ve Senato'nun onayladığı. Tabii o onaylamadan olmuyor. Onlar devreye giriyor. E tabii bu sistemi biz denedik 1960'tan sonra. Evet. Ama biz o sistemi ancak 20 yıl götürebildik. Yani uzlaşma kültürü yerine çekişme hakim oldu. Bu sefer işler yürümemeye, kanunlar çıkmamaya başladı. Öyle olunca da bugünlere geldik. Bugünlere geldik. Çekişmeden düşmanlık iklimine geldik. Tabii. Çekişmeyi öpüp başımıza koyuyoruz evet. Şu anda. Gene hani en azından tabii. Fikri ayrılık o. Amerika'da da yalnız şimdi aynı noktaya doğru gidiyor. Şimdi tıkanmaya başladı. Yarın seçimlerde Senato, Meclis ve Başkan ayrı partililerden olduğu takdirde çok ciddi çekişmeler, gerginlikler ve tıkanıklıklar olacak orada da. Bu acaba kapitalizmin krizi mi, genel anlamda siyasetin bir krizi mi? Sağ popülist liderlere bağlayanlar var bunu, neoliberalizme bağlayanlar var. Ama belli ki dünya sistemleri hele koronayla birlikte daha belirginleşen, daha derinleşen bir yüzleşme yaşıyorlar yapıp ettikleriyle ilgili. Evet, şimdi komplo teorisyenleri var. Bu komplo teorisyenlerinin kendilerine göre birçok fikirleri var. Bir gizli dünya devleti de var. Aslında kapitalist sistemde zenginler bu mekanizmayı nasıl kontrol edebiliriz? Onun yollarını aramışlar ve bulmuşlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanlığı kimin finanse ettiği gizli değil. Açık lobi faaliyeti var. Açık lobi. Bütün milletvekilleri ve bütün senatörler kendilerini destekleyen grupların hizmetinde. Bunu da gizlemiyorlar. Evet. Benim fikrim farklı ama beni destekleyip buraya getirenler farklı düşünüyorlar. Ben onların fikirlerini savunurum diyor. Ha, bu nereye gidiyor? Bu sefer aslında biz bir çoğulcu demokrasi, temsili bir demokrasi varmış zannediyoruz ama fiiliyatta bu o kadar da güçlü değil. Paralı asker olmuşlar. Tam manasıyla. Birileri bu seçilmişleri kontrol ediyor, manipüle ediyor. Hele de bugün yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bir dönüm noktası gibi geliyor bana. Bugüne kadar şöyle veya böyle 200 küsur yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde bir istikrar vardı. Adalet arayışı üst seviyede gözüküyordu. Liyakate, ehliyete önem veriliyordu. Ve meclisler sürekli olarak Cumhurbaşkanı'nı denetleyebilecek bir vasıflaydı. Particiliğe, partisine bakmadan. Trump'la bu iş değişti. Tam manasıyla yani kaba bir tabir olacak ama yani kovboy diyorum ben. Tam manasıyla kovboy mantığıyla ülkeyi yöneten, şahsi menfaatini her şeyin önünde tutan bir insan. Herkes bağır bağırıyor. O da hiç tereddüt etmiyor. Ahlaksızlığı tescil edilmiş bir insan. Hiç tereddüt etmiyor. Ve bugün meclislerde yani kendisinin aldığı bir takım kararlardan ve tavırlardan dolayı biliyorsunuz onun hakkında cezalandırma, impeachment dedikleri bir süreç başlatıldı. Muhalifleri millet meclisinde çoğunlukla bulunduğu için oradan geçti. Ama senatoda tıkandı. Senatodakiler suçsuz olduğuna inandıkları için değil. Açıkça söylediler doğru. Ama biz demokratların oyununa gelmeyiz. Onlara bu fırsatı vermeyiz dediler. Bile bile savunmaya devam etti. Bile bile. Evet, siyasetin fanatizmi bu olsa gerek. Tabii. Yani gerçekten yani de körü körüne. Siyasette itidal ve orta yol aslında önemli. Demokrasi işte dediğim gibi bunu bir noktaya kadar taşıyor. Bir noktadan sonra götüremiyor. Şimdi İran'da mesela bir demokrasi anlayışı var. Orada da buna bir çeki düzen verecek tarzda seçilecekleri belirleyen, daha doğrusu veto edecek bir heyet oluşturuldu.
rehberle beraber. Onlar da öyle denetleme yoluna girdiler. Herkes aday olabiliyor ama o adaylığının vetosunu veya onayını onlar da seçilmiş bir heyet belirliyor. Sayın Başkan, İran'da tabii bir sistem, siyasi sistem açısından belki demokrasi olabilir ama doğrusu ben kadınlarına hür seçme hakkı tanımayan hiçbir rejimin... oradaki kadınların hakkı herkesten fazla. Ben İran'a gittim. Ben gidemiyorum tabii çünkü başımı örtmem lazım. İran'a, yani ben bu bile İran'a bence bir sıkıntı. Gittim, hayret edersiniz. Yani kadınlar kesinlikle erkeklerden daha aktif. Hem ticarette, hem bürokraside, hem de parlamentoda. Şimdi de sokaklarda protestolarla, eylemlerle bambaşka bir şekle gelmiş. Şimdi oradaki yönetimin orada, bizim kanaatimiz yönetim meseleyi kökünden ele alıp bazı problemleri çözemedi. Çözemeyince bu noktaya geldi. Yani onu herkes görüyor, onlar da görüyorlar. Zaten zaman içinde değişiklik yapmışlar. Mesela benim kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri 1979'da Hümeyni'nin rejimi değiştirmesinden sonra Irak'ı kışkırtıp İran'a saldırtmasaydı, İran'ın bu birlikteliği sağlama şansı bayağı zordu. Ama o saldırı İran'ı birleştirdi. Muhalif, muvafık, herkes. Niye? Dışarıdan bir saldırı var. Dışarıdan bir saldırıya karşı siz bir araya gelip bir tavır koyuyorsunuz. Onun için İran'da ilk başlangıçta çok ciddi hatalar yaptılar belki. İlk başlangıçta. Yani mesela Allah rahmet eylesin, Turgut Bey ilk ziyaretini İran'a yaptığı zaman bir iş adamı heyetiyle yapıyor. Kalabalıkla bir heyet. İran'a girerken o zaman daha yeni gelmişler, çocuklar, gençler ne ettiklerini bilmiyorlar. Kafaları havada. Bunların bütün bagajlarını darmadağın ediyorlar. Yani olmadık hakareti yapıyorlar. Sonra kapıdan çıkarken de onlara bir rejimin ne kadar kutsal olduğunu gösteren kitap hediye etmeye kalkıyor. Biz dersimizi aldık diyor. Çıkanlardan bir kısmı. Şimdi bu ne? Bu şaşkınlığın ifadesi. Onun için İran, evet ben bunu mükemmeldir diye anlatmak için demedim. Ama yol arıyor herkes. Evet, anlıyorum. Bir yol arıyor. İstikrarı sağlamak ama devamını demokrasiyle muhafaza edebilmek için. Fikir ve düşünce hürriyeti demokrasinin, adalet, bunlar temel öğeleri aslında. Ama yeri geldiğinde maalesef bunları çiğnemekten imtina etmeyenler de var. Evet, yaşıyoruz. Evet, biz de bugün içinde yaşıyoruz, görüyoruz. Yani düne kadar insanlar kendilerinin şikayet ettiği hususları, şartlar değişip kendileri hakim hale gelince aynen kendileri uygulamaya başlıyor. Aynen tıpatıp. Sen şiirden, seni hapse atıyorlar, sen de bir yazı yazdı diye başka birisini attırıyorsun hapse. Ne farkı var? Herhalde şu anda Cumhuriyet tarihinde en çok başörtülü mahkumun olduğu dönemdeyiz. Doğrudur. Yani o da doğru, ayrı bir şey. Yani tabii sayısal da, olarak da tabii öyleyse. Tabii şundan dolayı yani, aynı zamanda. Ben tabii masumiyet karinesini bir kenara bırakarak ve elbette ki FETÖ'cülerse ve darbecilerse evet, de gereği yapılmalıdır şerhini de koyarak, ama bu da bir veridir yani şu anda. Elbette. Yani buradaki mesele yönetim anlayışı, yönetimdeki yetkilerin hangi noktaya kadar gidebileceği, nasıl sınırlandırılabileceği. Onun için biz hak mefhumunu, adalet mefhumunu her şeyin üstünde tutuyoruz. Hakkın hakim olması hangi şartlarda olsun. Doğru ile hak her zaman aynı değildir. Doğru şartlara göre değişir. İşte hep misaldir diye verilir. Kış gelince palto giyerseniz doğrudur. Yazında çıkarırsınız, o da doğrudur. Yani palto giymek hak vesilesi değildir. Hak değişmeyen doğrudur. İnsanların temel inançlarını değiştiremezsiniz baskı altında siz. Ha, temel bir adalet anlayışı vardır. O anlayış temeldir. Ben onun için birçok yerde de Avrupa'ya, biz Erbakan hocamızla 1978'de gitmiştik.
Orada Avrupa İslam Konseyi diye bir konsey vardı. Bunu kuran da Mısırlı bir entelektüeldi. Kendisi aslında bürokrat da diyebiliriz. Çünkü Mısır Büyükelçiliği'nde önemli bir görev görüyordu. O NATO büyükelçilerini, NATO genel sekreterlerini, NATO komutanlarını, eskileri, yenileri toplamış. Onlar da merak ediyorlar kim bu Erbakan diye. Halbuki bizim icraatlarımızı işte gördüler. 74'te gördüler. Sonra 75-77 arası ve arkasından MC hükümetlerinde gördüler. Ama hep koalisyon yönetimlerinde gördüler. Kim bunlar? Erbakan kim diye. Erbakan Hoca da dedi ki beraber gidelim diye. Bir güzel ortamda hazırlamışlar. Dedi ki biz bunlara hak nedir onu anlatmamız icap eder dedi. Bunlar hak mefhumunu bilmiyorlar dedi. Onun üzerine 4 tane prensibi onlara aktardı. Yani siz adaletten şundan bundan bahsediyorsunuz ama yeri geldiği zaman mesela adalette çifte standart uygulamaktan çekinmiyorsunuz. Evet. Zencilere ayrı, beyazlara ayrı. İşte kendine demokrat diye tabii, laf dediğim arkasından bu. Sizde bir tekebbür var. Siz diyorsunuz ki biz üstün ırkız. Avrupalılar üstün. Geriye kalan Asyalılar, onlara bakmayın. Onlarda bir üstünlük yok. Biz gideriz, onları sömürürüz. Siz diyor bir de paylaşmadan da yana değilsin. Sömürüden gücünüz varsa paylaşalım diye gitmiyorsunuz fakir ülkelere. Sömürelim diye gidiyorsunuz. Halbuki paylaşabilirsiniz. Onlar da size o malları satarlar. Karşılığını neyse hakkını verirseniz. Bir dördüncü hususla siz hep demokrasiden bahsediyorsunuz ama ne de hikmetse hep baskıcı ve rejimleri destekliyorsunuz. Suriyetleri değil. Bu dört mefhum. Bu dört mefhum D8'lerin altı prensibinden dördüdür. İlk iki prensibini D8'ler kurulurken gündeme getirmişlerdir. O iki prensip de şu. Bir, biz problemlerimizi savaşarak değil barış içinde çözelim. İki, çatışarak değil kavga ederek birbirimize hakaret ederek değil diyalogla çözelim. Bugün de Türkiye'nin ne kadar çok ihtiyacı olan tam bir şey manasıyla. Tam manasıyla. Tabii. Siyaset konuşmaya ve Türkiye konuşmaya devam edeceğiz ama bir parantez açarak sizi evet. yıllar öncesine götürmek istiyorum. Evet. Madem ki bu bir bayram sohbetidir, hatırladığınız ilk bayram gününe kaç yaşındaydınız, neredeydiniz, bir ev midir orası, bir bahçe midir, bir sokak mıdır, bir sofra var mıdır, akrabalar, anne evet. baba var mıdır? Şimdi ilk bayramı değil de Ramazan'ı hatırlıyorum. Herhalde 6 yaşlarında olmam lazım. 5-6 yaşlarında. Sivas'tayız. Yok. 5-6 yaşlarında. Şeydeyiz. Benim çocukluğum Develi'de geçti. Develi'de. Babam Develi'de doğru. öğretmendi. Doğru. Peki. Develi'de geçti. Ve bir bahçeli evdeydik. İlle de sahura kalkmayı arzu ederdik. Niye? Orucu tutmak için. Ben hep orucu bir kuş sahura kalkarsan tutarsın. Yoksa gidiyor. Gerçekten. 6 yaşında öyle mi zannediyorsun? Hakikaten öyle düşünüyordum. Onun için bu benim zihnimde her zaman yer etmiştir. Kalkabilmiş miydiniz peki? Oo, kalkardık tabii. Yani mutlaka kalkardık. Orucu tutamıyorduk ama. Ama sahuru yaşıyordunuz. Sahuru. Tabii ilk bayramları biz genelde kendi memleketimizde Gürün'de geçirirdik. Amcamın orada öğretmendi, onun çok geniş bir Karakaya diye bilinirdi. Bizim soyadı Karamollaoğlu ama 1930'larda soyadı değişikliğinde Karakaya almışlar. Karamollaoğlu mahsurlu olur diye. Peki. Karakaya, onun da hep Karakaya diye geçerdi amcamın. Gezici baş öğretmendi. Yani onu siz şey etmezsiniz. O dönemde 1920'lerde, 30'larda gezici baş öğretmenler okullar, köylerde okul yok. Atına biner, bu köyden öbür tarafa, öbür köye gider, o köyde iner, bir ay kalır, çocuklara derslerini verir, bir şeyler aktarır, onda başka bir ata biner, gider, öbür köyde ders verir. O kuşağın fedakarlığına evet. bakar yani, mısınız? Tabii. Yani ülkenin ne şartlarda gezici, kurulduğuna bakar işte, mısınız? Adı da üstünde gezici baş öğretmen.
Onun bahçeye giderdik. O tabii bayram bizim için apayrı bir hava olurdu. Yani bahçede geçirmek yaz ayları o zaman. Ve böyle büyük bir zenginlik bir şey yok herhalde. Yani yok. Normal biz, koşullar, şöyle, mütevazi bizim, koşullar var. Bizim ama ailemiz, Türkiye'de de bugünkü gibi dramatik bir yoksulluk yok, yok zaten. Yok yok tabii yani. Tabii kesinlikle. Bugün açlık biz, var çünkü mesela ben, büyük kentlerin ara sokakları. Ben size bir şey söyleyeyim. Pazarda ben Gürün'de 1940'larda hiç meyve, sebze satıldığına şahit olmadım. Yoktu. Herkes kendisi yetiştirir, komşuya da götürür. Komşunun ihtiyacı varsa gider, ya biraz soğan verir misiniz der, alır. Sebze, meyve. Ben ilk defa Akçadağ'a geldik. Babam şeyden, Develi'den Malatya'ya tayin oldu. 3 yıl orada öğretmenlik yaptı. Sonra Akçadağ ortaokulu müdürü oldu. İlk kurucu müdür. Bir indim aşağıya. Allah Allah. Sebze, meyve satılıyor. Ya bunlar satılır mı? Hafsalam almadı önümü. Su da belki öyleydi. Yok. Su öyle bir şey değildi. Ama şeyin yani sebze ve meyvenin satılabilir bir şey, bir şey olduğunu İlk defa orada ben gördüm. Halbuki sonradan bakıyorum bizde de mesela pazar olduğu zaman işte bilmem domates salçası yapacaklar, domates gelir salçayı öylece alırlar. Ama pazar zamanında olur ve köylüye satılır genelde. Onun için o zamanlar böyle bir fakirlik söz konusu değildi tabii. Herkes kendi ihtiyaç duyduğu ürünü kendisi üretir. Ondan sonra da damda, bizim damlar düz olurdu, kurutur, dutu kurutur, kayısıyı kurutur, elma, armut, onları biz kak derdik, onları keserler ince ince. Onlar kurutulur, üzüm kurutulur. Tabii ayrıca duttan bizde dut pekmezi çok farklı olur. Yediniz mi bilmem. Ben dut pekmezi yedim ama tabii tarif ettiğiniz evet. Nasıl bir şey bilmiyorum. Dut annem her sene bizim pekmezimizi kendisi yapardı. Çiğ süzme derler. Çiğ olduğu zaman daha lezzetlidir. Çuvalların içine dut doldurulur. Ondan sonra orada bir böyle manivralı bir şey vardır. Onun altında süzülür, alt tarafta toplanır. İşte ondan yapılan pekmez bir numaralı pekmezdir. Siz kaç kardeşsiniz efendim? Yediydik. Bir yandan yedi çocuk bakılıyor başınız sağ olsun. Evet, sağ olun. Altı kardeşiz şu anda. Bir yandan toprakla uğraşılıyor. Bir tabii, yandan bahçede, yani anneciğiniz kahraman bir kadın. Annelerin orada yani hakikaten tarif etmek kolay değil. Bütün ev hanımları emin olun erkeklerden çok çalışıyor. Şimdi bugün de öyleler efendim. Bugün de öyle. Bugün ama de öyleler emin olun cidden, öyleler. Cidden köylerde her zaman öyle değil. Sebze ve meyve olan köylerde kadınlar çok çalışıyor. Ama bizim oralarda hakikaten kadınlar bütün bahçe işlerini yaparlar. İşte bu dediğim işleri onlar yaparlar. Sırf sulama işini erkekler yaparlardı. Çünkü en kolay iş. Yukarıdan gelecek. Şimdi bütün bunları biz kendimiz üretirdik. Hiçbir zaman dışarıdan ve biz... Babam mesela Develi'ye gitti, Akçadağ'a gitti. Unumuz, bulgurumuz, bilmem bakliyatımız, kuru yap, bütün bunlar Gürün'den gelir, bize gönderilirdi. Şimdi Suriye'den patates alıyoruz biliyorsunuz evet, değil mi? Evet, şimdi alıyorum. Öyle miymiş bilmiyorum. Evet, patatesi son Suriye'den alıyoruz. Buğdayı Arjantin'den evet. Alıyoruz. O öyle bir noktadayız. Peki efendim, böyle bir evde büyürken eğitim hayatınızda bir okul orada, bir okul burada devam değişti. Ediyor. Evet. Sonra yurt dışına tahsile gidişiniz, yani evden çıkışınız eğitim için şöyle, ne zaman? Ben tabii bir şeydir, 13 yaşından itibaren evden çıktım ben. Öyle mi? Tabii. O zaman ya, hasret kaldınız herhalde. Öyle oldu. Yazları eve gelirdim. Şimdi parasız yatılı mı okuyorsunuz o sırada? Şeyde tabii lisede parasız yatılı okudum. Neredeydiniz o ben sırada? Ben Akçadağ'daydık. Orada imtihana girdim. Parasız yatılı imtihanını kazanınca şeyleri Sivaslarım genelde Kayseri'ye veriyorlar. Kayseri'dekileri de Sivas'a veriyorlardı. Ha, siz seçemiyorsunuz öyle mi o imtihanı tabii, kazanınca? Tabii yok, siz seçemiyorsunuz. Ha, onlar gönderiyor. Onlar gönderiyor. Devlet belirliyor. Peki. Ben böylece 13 yaşındayken Kayseri'ye gittim. Orta 2'de. Ondan önce de ilkokula Develi'de başladım. 3 sene Malatya'da okudum.
Recai abinin rahmetli babası benim baş öğretmenimdi. Öyle Taş mi? Mektep diye geçerdi. Sonra 2 senede Akçadağ'da okudum. Sonra Kayseri'de liseyi bitiriyorsun. Yok, Kayseri'de liseyi bitirdim. 59 yılında işte Yusuf Tatar o zaman beraberdik. Benim kayınpederim, evet, biliyorum. Yani biz şöyle bir 10-15 kişilik ama bunun içinde 7-8 kişilik daha yakın bir arkadaş grubumuz öğrenci vardı. Öğrenci eviniz mi var? Yatılı mı okuyorsunuz? Oku, yatılıyız. Şeyde, yani yatılı. Yurt var. Yurt yok. Ne var? İşin garip tarafı ilk gittiğimde arka tarafta, lisenin arka tarafında askeriyeden kalma bir koğuş vardı. Hiç unutmuyorum. Ranzalı falan bir yer. Ranzalı bir yer. 70-80 kişilik bir koğuş. Hepiniz bir aradasınız. Bir aradayız. Ben geç gitmiştim. 8 tane ranzanın olduğu, 2 tane daha baş tarafta oda var. Camlar kırık. Kışın hiç unutmuyorum. Kar, ilk kar yağdığı zaman uyandık ki bizim battaniyelerin üstü şöyle 4 parmak karla kaplandı. Öyle bir soğukta ve öyle koşullarda. O koşullarda. Okudunuz. Bir tane odun sobası vardı, düşünün siz 70 kişilik koğuşta bir için. Tane bizimkilerde yoktu. Sonra orası yıkıldı bir sene sonra. Bizi liseye aldılar. Lisede yer yok, yurt yapılmamış ki. 4, 1, 2, 3 sınıfı bir de koridorun bir kısmını böldüler. Bize yurt yaptılar. Biz orada yaşadık. Okulun kaloriferi yok. Yine sobayla ısınıyor oralar. Hangisi daha güzel? Bugünkü Türkiye mi? O belki bana, yokluk. Biz hayatımızdan üşüyorduk. Bazen hocalar sıra dayağına çekiyordu. Gerçekten. Ama memnunduk hayatımızdan. Hakikaten. Bir kardeşlik var mıydı? Politik bir çekişme, politize olmuş bir gençlik, şeyde, sokaklarda yani çatışmalar, ben, ne bileyim yok. Türksün, Kürtsün, onlardansın. Hayır, hayır, bu onların hiçbir tanesi yoktu. Fakat ben enteresandır. Liseyi bitirdiğim zaman farkına vardım. Televizyon yok. Paramız yok ki gazete alalım. Radyoyu arada sırada dinleriz. O da maç olduğu zaman dinleriz. Dışarıda ne olup bittiğinin hiç farkında değiliz. Meğerse kan gövdeyi mi götürüyormuş? Yok. Hayır. Yok. Dışarıdaki şimdi ilk defa çıktık. Bir baktım Said'in Rusi diye birisi var. Kitapları var. Allah Allah, kim bu adam? Duymamışım ki 1950'ler Said-i Nursi'nin en yoğun olduğu. İki, bir de çıktım Necip Fazıl Kısakürek var. Kim bu adam? İlk defa düşünebiliyor musunuz? Yani o zaman sizin evinizde de böyle bir politik ortam pek yoktu demek ki babanızda. Evde falan de böyle yani çok yoktu böyle yoktu bir böyle ortam. Bugünkü bir ortam yoktu ama bizim lise hayatında bir kavanozun içinde nasıl tutulmuşuz ben hep i̇şte ona koşta, hayret ettim. Eğitiminize odaklanmışsınız. Tamamen eğitim. Peki yurt dışına çıkışınız eğitim için? Şimdi işte biz 59'da bitirince tabii ben hiç unutmuyorum. Sene içinde çok fazla ders çalışmadığım için son bir ayı kendime odakladım. Onun için de hiç unutmuyorum, kimseye tavsiye etmem, bir uykusuzluk hava aldım gittim. Hatta şey dedi ki, bak evladım bu zararlıdır, size zarar verir dedi eczacı. O zaman bir mani yok. Ama ben aldım. 3 arkadaş aldıydık. Onlar bıraktı. Ben sonuna kadar. Uyumadan çalıştınız. Neredeyse, fakat bütün yüz hatlarım falan öyle bir gerilmiş ki. Hani tam zombi tabir ederler. Tam öyle gözüküyormuşum ben. Gece çalışıyorum ama çalışmasam da geçemezdim yani. Liseyi böyle bitirdim. Liseyi öyle bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra işte babamla beraber İstanbul'a imtihanlara gireceğiz gittik. Lise imtihanlarına bizim hocalarımız iyiydi yalnız. Yani benim kanaatim bizi iyi yetiştirdiler. Ama ben ilk gittim, NATO'nun bir imtihanı vardı. 25 kişi yurt dışına gönderiyor. Girdim, imtihandan çıktım. Babama dedim ki baba hiç boşuna uğraşmaya gerek yok. Ben bu imtihanlarda başaramam dedim. Hiç anlamadım ki. Hiçbir soru çözemedim doğru dürüst. Sonra dediler ki ya üniversiteye giriş imtihanları için kitapçıklar var. Her çalışmak üniversite için ayrı kendi imtihanını yapıyor. Teknik Üniversitesi'nin kitapçığını aldık. Bir tane de işte yanına bize biraz ders gör. Ya bu sorulan soruları ben biliyorum da ben oradaki kullanılan terimlerin farklı isimle kullanmışlar.
Onun için bilmiyorum zannetmişim. Ha, bu kadar zor değilmiş bu iş. Peki. Ondan sonra ben 3 tane Sümer Bank'ın, Makine Kimya'nın, Etibank'ın yurt dışı imtihanlarına girdim. O zamanlar var bunlar. Tabii, tabii. 25'er kişi gönderiyordu 3'ü. Bir de son olarak bir İstanbul Üniversitesi'nin imtihanına girdim. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Öbür imtihan neticeleri çıkmadan Teknik Üniversite ilan edildi. 500 kişi alıyor. Bizim üniversiteden 16 kişi girmişti. Yani bayağı bizim liseden. O 70 kişilik koğuşta. Ben 10. kazanmıştım. Bravo, tebrik ediyorum. Ben 10. olarak kazanmıştım. Bir arkadaş benden daha önceydi. Bir sene önce mezun olan. O 3. olarak kazandı. İnşaat fakültesine girdik. Sonra bir haber geldi ki Fransa'da jeoloji mühendisliğini kazanmışım. Nedense Fransa'ya karşı bir antipati vardı bende. Fransızca da mecburen okuduk. Öğrenemedik de doğru. Ben gitmem dedim. Sonra bir haber geldi. Babamdan haber geldi. Jeoloji diyorum. Metalurji mühendisliğini kazanmışım. Aynen Yusuf gibi. Ama benim kazandığım şey Gürün diye Giresun'a gitmiş ortaokuluna. Aa. Ben müracaatta geç kalmışım. Yoksa Yusuf'la beraber okuyacaktık. Okuyacaktınız. Hayalı. Ondan sonra da ben son zamanlardaydı. Aralık ayında vize imtihanlarına giriyorum. Benim amcam oğlu var. Yusuf da çok yakından tanır. Hatta bir ara bir yemek yiyelim falan dedik. O geldi, ya dedi, o da bana hep emmi oğlu dedi. Ya bak, biz Sümer Bank'ı ikimiz beraber kazanmışız dedi. Boş ver burayı dedi, gel beraber gidelim. Olur mu? Olur. Hadi ben hemen babamın benim ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar babamın maaşı yok. Bir burs gidelim falan. Dediğiniz İngiltere'ye gideceksiniz tabii. Yani. İngiltere'ye tabii. Peki dedik. Ben ondan sonra o kadar hızlı hazırlandım ki Yaman benden sonra geldi. Ben daha erken gittim. Dil falan biliyor musunuz o sırada İngilizce falan? Hayır. İngilizceyi yardımcı lisan olarak okumuştuk ama hiçbir şey bilmiyoruz. Sudan çıkmış yes, balığa dönmez name? Mi? What's your name? My name is Temel. O kadar. How are you? Ne cesaret peki. Orada yani sudan çıkmış balığa dönmediniz mi? Tabii. Beraberce gideceğiz. Yanımda da Yaman olunca birbirimize destek oluruz diye. Ama Sümer Bank'ın gönderdiği 25 kişi vardı. Tabii hepsi oraya gitmiyor. Başka yerlerde de var. Giderken tesadüfen o zaman Orgeneral şeyin Kara Kuvvetleri Komutanı mıydı? Genelkurmay Başkanı mıydı? Birisi Amerika'ya gidiyordu bir heyetle. Biz de onların yanında Amerika'ya doğrudan doğruya uçtum ben. Yeni başlamıştı jetler. Yoksa eskiden Londra'ya gidip Londra'dan uçuyordunuz. Paris'e gidip Paris'ten uçuyordunuz. Onlar da bir ara veriyorlardı. Doğrudan doğruya uçamıyorlar. Onlar biraz bana yardım ettiler. Bir tane binbaşı hatırlıyorum. Sonra bizim orada bir adres verdiler. Bu evdekiler sağlık için geldiler. Hepsi Türktür. Damatları da Türk. Doğru oraya gittim. Tabii Türkçe konuşanlar olunca rahatladık. Ondan sonra da kendimize bir ev bulduk. Okula yazıldık. 4-5 ay içinde de lisanı öğrendik. Biz ve oradayken ihtilal haberi geldi. Aa, tabii 27 Mayıs. Bu? 27, 27 Mayıs. Mayıs. Hemen gittikten 2 ay sonra ve o ihtilal haberi geldi. Üzülmüştük. Ama ondan sonra süratle evlerde kaldık genelde. Oralarda dershanelerde, üniversitede oraya gelen öğrencilerin kalacağı evleri belirliyorlar. Yani aile diyor ki ben bir çocuğu alırım veya iki çocuğu, size bir oda veriyor. İsterseniz kahvaltı, yemek de veriyor. Genelde kahvaltı biz alırdık. Diğer ihtiyaçlarınızı da karşılıyorsunuz. Böylece İngiltere'ye Mart'ta gittim ben ilk defa. Bizim için o zaman tabii Londra bugünkü gibi değil, bambaşkaydı. Tabii hiç canım, yabancı dünyanın yok. Bambaşka bir yeriymiş. Hiç yabancı. Benim Londra soğuk olur, soğuk olur, sisli olur dediler. Bir de bir gittik o sene güzel, güneşlik. Oo, böyle Londra olur mu?
Yani enteresan bir enteresan bir deneyim gerçi. Ve orada da evlendiniz. Evet. Evet. Hem de bir İngiliz'le evlendiniz. Öyle oldu. Evet. Yani orada tabii çok enteresan. Sonradan tabii bizim bütün arkadaşlarımızla Politeknik'te okuduk biz üniversiteye girerken. Yani siz demin ha yabancılık çekme deyince onu unutacağım. Unutmayayım. Londra'ya gittik tabii işte büyük elçiliğe gittik. Kaydımızı yaptırdık biz geldik diye. Çünkü onlar takip burs, ediyorlar ama, oradaki tabii, burs tabii, burs alıp hangi adrese burs gönderilecek. Oraya gidince ateşeyle, eğitim ateşesiyle görüştüm. İniyorum, baktım aşağıda bir genç daha var benim ben yaşlarda. İşte kimsin falan derken o da Sabri Tiryaki diye bir arkadaş, Karadenizli. Peki burada ne yapıyorsun dedim. Vallahi dedi ne yapacağım ben Londra'da kimseyi bilmem, burada da bilmiyorum. Buradakiler bana dedi ki canın sıkıldığı zaman gel buraya. Ben de her gün geliyorum. Hay Allah ya, insanlar böyle şeyler yaşıyorlar tabii, burada yani. Böylece bir arkadaş edinmiş olduk. Sonra o gelişti. Aynı lisan kursuna bazı arkadaşlarla gittik. Daha sonra aynı politekniğe gittik. Politeknik aslında bizi imtihana hazırladı ama lisan öğrenmemizi, lisanı oradaki İngiliz öğrencilerle beraber bize ayrı bir muamele yapmıyorlardı Politeknik'te. Siz biliyorsunuz, bilmenizi icap eder buraya geldiyseniz diye. Tabii o bizim için ilk adımdı. İşte orada onların bir meşhur GCE imtihanları vardır, hala da geçerlidir. Üniversiteye giriyorsanız lise diploması değil, GCE'de ders başına aldığınız notlar önemlidir. Öyle olunca ben oraya gidince, üniversiteye girerken de iki kademe vardı orada. Bir ordinary diye geçer, bir de honors diye geçer. Başarılı değilseniz sizi ordinary alırlar, bir hazırlık okursunuz. Başarılıysanız ona atlarsınız, 3 sene okursunuz. Ben 3 sene okudum diye diplomayı alıp da buraya dönünce bana diplomayı vermek istemediler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ya 3 senede mühendis olur mu diyor. Ya 3 senede mühendislik orada bir itibar vesilesi. 4 sene okuyanlar var. Doğru, 4 sene okuyanlar var da onlar hazırlık okuduğu için var. Peki siz böyle bu kadar başarılı olup dönüp sonra siyasete nasıl girdiniz? Onu da isterseniz reklam arasından olur, sonraki olur, bölümde tabii, konuşalım. Tabii, olur, sohbetimiz öyle devam etsin. Halk TV ekranında siyasi parti genel başkanları liderlerle bayram sohbetleri serimizde Temel Karamollaoğlu ile beraberiz. Saadet Partisi'nin sayın genel başkanıyla ve onların gençlerin kullandığı kafe kütüphane mekanlarında sohbetimize devam ediyoruz. En son şurada kesmiştik. İngiltere'de eğitim bitti, evlendiniz bir İngiliz hanımefendiyle. Evet. Ve dolayısıyla bir İngiliz kayınvalide ve kayınpederimiz oldu. Bayramlar nasıl geçerdi mesela iki aile beraber? Yani bayramlar tabii onlar bayramla ilgili bir şeyleri yoktu. Türkiye'ye gelirlerse bazen bizim Türkiye'ye geldiler. Yani başlangıçta biraz birkaç kere, birkaç senede bir mutlaka gelirlerdi. Bir tepkileri de yoktu. Hiçbir zaman böyle şey yapmadı ama kayınvalide biraz daha bu işlere meyyaldi. Yani öyle mi? Dinlemeye. Yani inşallah Cenab-ı Hak hidayet nasip etmiştir. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben şimdi öyle düşünüyorum. Öyle mi? Eşiniz evet, mi öyledi? Şimdi öyle düşünüyor. Allah rahmet yani eylesin, nur içinde yatsın. Eşiniz kendiliğinden Müslümanlığı seçti. Tabii, zamanla evet, oldu herhalde. Zaman. Sizin iknanız elbette, var mıdır burada elbette efendim? Elbette vardır. Olmadan olur mu yani? Olmadan olmaz ama hamdolsun kendisi benden daha titiz şimdi, öyle diyebilirim ben. Kaç evlat yetiştirdiniz vatana? 5 çocuğumuz var. Maşallah. Evet. Hepsi tabii iş güç sahibi oldular. Tabii tabii. Hiçbirinin siyasetle ilgisi sizinle? Şu anda yok. Yani hiçbirisinin yok. Merakı veya hani size böyle bakıp ama tabii düşünceleri var. Yani genelde çocuklar ister istemez babalarının tarafında olabiliyorlar herhalde. Öyle bir eğilimleri de olur. Bizim 3 kızım, 2 oğlum var. Torunlar var. Torunlar var. Sizde bayram sofrası o zaman çok kalabalık. Torunların çocukları da var. Maşallah, tam cennetlik bir durum derler değil mi efendim İnşallah. Bizde ya yani, torunun çocuğu. Torunun torunu. Torunun torununa derler. Torunun torununa derler. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Siyasete girdiniz ve son derece fırtınalı bir döneminde Türkiye'nin siyaset yaptınız. Kendinizi hatta o 70 kişilik lise koğuşuna çok benzer bir şekilde bir başka koğuşta buldunuz. Bulduk, evet. Yıl kaç, niye gittiniz, ne kadar yattınız? Şimdi tabii şöyle söyleyelim. Ben Türkiye, tesadüf derler de ben bunu tevafuk diye tarif ediyorum. Yani Cenab-ı Hak öyle takdir ediyor. Tevafuk yani hayırlı bir tesadüf. Evet, yani rast getiriyor. Evet.
O takdirle oluyor bir bakıma. Türkiye'ye gelmeden önce İngiltere'de mesela rahmetli Turgut Bey'in gene rahmetli olan küçük, en küçük kardeşi Yusuf. Biz orada beraberdik. Onlar Londra'daydı, ben Manchester'daydım ama. Onun yanında orada bulunan, şu anda hayatını kaybeden bazı doktora hazırlığı yapan abilerimiz, büyüklerimiz vardı. Onlarla tanıştık. Yine böyle bizim son yaptığımız bir Müslüman talebe federasyonu gibi bir federasyon vardı. İngiltere'de. İngiltere'de. Oraya Türkiye'den birkaç kişi gelmişti. Onlarla tanıştık. Türkiye'ye gelince de bu tevafuklar bizi Turgut Bey'le tanışıklığa götürdü. Ben 67'de döndüm. Sümerbank'ta göreve başladım. Rahmetli Muammer Dolmacı vardı işte, onu ziyarete gittim. O dedi ki Turgut Bey yeni müsteşar oldu, seni onunla tanıştırayım. O da hemen, o zaman lisan bilen insan oldukça az. Doğru. Hemen beni planlamaya aldı. Ben planlamada 5 sene tekstilden sorumlu uzman olarak çalıştım. Bugün ama düşünebiliyor musunuz? Öyle bir yer yok Türkiye'de. Yok tabii. Yani DPT ama yok yani planlama teşkilatı. Bize bana en büyük tecrübeyi orası kazandırdı. Onu hemen söyleyeyim. O sırada işte Erbakan Hoca ile Ankara'da tanışma fırsatı oldu. Bir yerde böyle konuşuyor, Allah Allah bu kadar da her konuda iddialı bir şey var. Genç, yakışıklı, dinamik. Kim bu? Erbakan dediler. Ben tabii Erbakan'la Türkiye'de okumadığım için üniversiteyi hiç bilmiyorum. Adını da duymamışım. O zaman Odalar Birliği Genel Sekreteriydi. Daha sonra onun Odalar Birliği'ndeki çalışmalara biz katkı sağladık. Bizden bir takım çalışmalarda katkı istedi. Onun talebeleriyle beraberdik zaten. Onun arkasından da 68'de Odalar Birliği Başkanlığı'na seçilince rahmetli Demirel iptal etti seçimi. İptal edince ha anladık gidiyordu o zaman Erbakan Hoca'yı hiç unutmuyorum. Siyasete girmeden Türkiye'nin problemlerini çözmek mümkün değil. Yani kendisi o zamana kadar hep bürokrasinin içinde kalmış, motor fabrikası kurmuş. Ama siyasi mekanizmada etkili olmadan Türkiye'nin problemleri çözülemez. Türkiye'nin problemleri diye tanımladığınız şey o sırada ne? Her şeyiyle. Yani demokrasi, özellikle özgürlükler meselesi. Yok, o zaman bu konular. Yoksa işte bugün artık barışmalı dediğiniz sosyal demokratlarla Müslümanlar veya tabii, siz ayırıyorsunuz tabii siyasal İslam'la Müslümanlığı biliyorum ben. O çatışmalar mı? Ne yani şu, Türkiye'nin yani problemi? Ben o sıralarda bunlar gündeme gelmedi. Gelmedi. Biz yani bir insan kendi inandığı gibi yaşamalı. Buna bizim gönülden bağlıydık zaten. Erbakan hocamızın da kendisinin de hayatı da zaten bu çizgideydi. Ama Erbakan Hoca kendi yapısı itibariyle Türkiye'nin sanayileşmesini çok önemli bir mesele olarak görüyor. Bizim kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz, kendimizi dışarıya karşı savunabilmemiz ancak ve ancak kendi sanayimizi mükemmel bir tarzda kurmakla mümkün. Milli ve bağımsız bir sanayi hamlesi. Hamlesi. Evet. Mesele bu evet, yani. O. Üreten o bir sanayi. Üreten. Onun için de ortak pazara mesela karşıydı. Erbakan Hoca 1969 yılında bağımsız olarak seçimleri tek kişi olarak kazandı. 3 milletvekili çıkaracak kadar oy aldı. Mecliste 2 kişi iltihak etmişti. Ama ilk işi ESAM'ı kurmak oldu. Dedi ki ESAM'ı kurun. O zaman daha bizler genciz. ESAM bir araştırma, ekonomik ve sosyal araştırmalar merkezi. Çünkü bizim birçok konuda araştırmaya ihtiyacımız var. Ve siz de o sırada beraber. Beraberiz. Ve ilk hazırlanan rapor da ortak pazar raporuydu. Karşı görüşü. Tabii. Karşı görüşü ve Erbakan Hoca onu mecliste gündeme getirmişti. Bir anti-emperyalist yaklaşımdır aslında. Bir anti-emperyalist evet, yaklaşım ama anti-emperyalizm, biz ne kadar anti olursak olalım, biz güçlü olmazsak anti olmanın hiçbir faydası yok kimseye. Daha önce daha millici bir bakış tabii, açısı. Tabii. Onun için bizim karşıt olmaktan çok biz kendimiz ne olmalıyız meselesi. Onun için siyasete atılırken de biz milli görüşçüyüz diye bir mefkure ortaya koydu.
Dedi ki biz milli görüşün farkı ne başkalarından? Biz ahlaki ve manevi değerlere önem veririz. İnancımıza da, adalete de, sosyal dayanışmamıza da. Ama biz bir ülkede sosyal yönler olduğu gibi bir de maddi ihtiyaçlarının karşılanması var. Bunu da ayrılmaz bir parçası olarak görürüz. Burada da yerli ve milli sanayi bizim olmazsa olmazımız. İki kanatlı bir kuş. Onun için... Peki kendinizi zindanda buluşunuz, hapiste buluşunuz. Ha, o tabii o işte aradan 10 küsur sene, 13 sene geçtikten sonra. Yani o sırada siz hangi görevdesiniz? Biz şimdi ben Devlet Planlama Teşkilatı'nda bulundum. Peki. Sonra 12 Mart muhtırasıyla Milli Nizam Partisi de kapatıldı. Ben de o dönemde bundan istifade askerliğimi yapayım dedim. Benim askerliğim bayağı gecikti. Ben 3 tane çocuğum vardı ben askere gittiğim zaman. Hatta 4, 4.'sü yeni doğmuştu. Ve askerlikten sonra da İstanbul'da kaldım. Bir tekstil firmasında, Altın Yıldız'da. Çalışıyordum. Çalışmaya başladım. Orada planlama diye bir ünite kurarak başladım. Onun arkasından seçimler oldu, 74 seçimleri. 74 seçimlerinde ben askerden yeni terzi olduğum için aday olma imkanım zaten yoktu. Ama daha sonra önce... Ecevit'le hükümet kuruldu, o dağıldı. Arkasından MC hükümeti kuruldu. Biz Altın Yıldız Fabrikası'nın bir işi için Ankara'ya gelmiştik. Abdülkerim Doğru da Sanayi Bakanı, onun oraya çıktık. O tabii önceden düşünmüşler mi, konuşmuşlar mı bilmiyorum. Oo dedi, çok teşekkür ederiz dedi bizim beraber geldiğimiz Altın Yıldız'ın genel müdürü olan bir abimiz vardı. Ya biz tam dedi onu arıyorduk zaten burada Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'ne. Buradan gitmesin artık dedi. Ve siz öyle mi kaldınız? Ben orada kaldım. Gittim tabii. Gitmeden edemedim. Gittik dedim. Ya böyle diyorlar. Onlar da sağ olsunlar. Onlar benim borcumu ödedilerdi yalnız. Altın Yıldız Sümerbank'tan alırken. Ben döndüm. Ben tam iki sene Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü yaptım. Son 6 ayında da yaygın sanayiden sorumlu müsteşar muaviniydim ben 77 yılında. Peki. Mayıs ayına, Haziran ayına gelip de seçimler yapılmasına karar verince Erbakan Hoca dedi ki sen git Sivas'tan aday ol. Böylece Sivas'a gittik, aday olduk ve Sivas'tan sadece ben geldim. Aslında 3 milletvekili çıkarmıştık daha önceden. Milletvekili adedimiz düştü. Fakat MC hükümeti yeniden kuruldu. Arkasından bildiğiniz gibi 12'ler hadisesi meydana geldi. Güneş Motel. Onun arkasından Ecevit devam ettiremedi, istifa etti. Daha sonra da Demirel'in hükümeti kuruldu. Biz dışarıdan destek verdik. Ben o zaman meclisteyim. Meclisteyken de dış komisyonlarda görev aldım. Avrupa Konseyi'ndeydim aynı zamanda. Onun için de sık sık yurt dışına gidiyordum. Yani Avrupalılarla bir teşrike mesaimiz vardı. Ve arkasından da 12 Eylül muhtırası oldu. Ben dış görevde olduğum için içeride çok yoğun mesaisi olan komisyonlara girmemiştim ama kamu iktisadi teşebbüslerinin meselelerinin görüşüldüğü bir komisyon vardı. O komisyonda görev aldım. Tabii biz uçak sanayini önemsiyorduk çok. Onun için Erbakan Hoca dedi ki sen bu sanayiyi alacaksın, mecliste bunu gündeme getireceksin, sonuna kadar da takip edeceksin. Bana alt komisyon başkanlığı verdiler. Ben Milli Savunma'dan, Dışişlerinden, Hava Kuvvetlerinden aslında bizim meclis olarak Genelkurmay bizim muhatabımız değildir. Milli Savunma Bakanlığı muhatabımızdır. Ama ben davet ettim yazılı. Geldi herkes. Paşalar geldiler. Hiç unutmuyorum hepsi de aleyhte tavır sergilediler. Dediler ki biz bu sanayinin Türkiye'de kurulabileceğine ihtimal vermiyoruz. Ama arkasından enteresan bir şey oldu. Ben dedim siz bir yemeğe indireyim aşağıya. İşte yaklaşık 10 kişi var. İki tane paşa dedi ki Sayın Milletvekilim bir dakika sizinle bir şey konuşalım dedi. Biz geride kaldık. Dediler ki biraz önce bizim ifade ettiğimiz tavır bakanlığın ve bizim kurumumuzun tavrı. Yoksa biz sizinle aynı şeyi düşünüyoruz dediler. Yani Türkiye'nin uçak sanayine ihtiyacı var ve biz bunu kurmalıyız. Düşünebiliyor musunuz?
Darbeyi kim yaptı diye düşünüyorsunuz 1900'de? Arkasından ben Erbakan Hoca dedi ki, onlar da böyle söylediğini bildiği için o zaman Genelkurmay Başkanı'na kadar çık Evren'e bunu anlat dedi. Gittim. Sayın Kenan Evren, işte rahmetli oldu, Haydar Saltık, onlar beraberce beni kabul ettiler. Çok gençmişsin dediler. Tabii o zaman ben de çiçeğe burnunda sayılırım yani bir milletvekili ama. Dinlediler, dediler ki hani biz maalesef eğitim uçaklarımız bile kalmadı. Siparişimizi verdik, onun için şu anda bu konunun üzerinde durmaya gerek görmüyoruz dediler. Ama ihtilali kim yaptı? İhtilali Kenan Evren yaptı. Kim yaparsa yapsın. Yani yalnız şu var, çok enteresandır. Demirel'le anlaşılamadığı için bir genel kurmay başkanı tayin edilememişti. Onun için de genel kurmay başkanı olacak kişiler pat 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 istifa etti, ayrıldılar. Ege Ordu komutanı olarak sıra hiç akılda olmayan Evren'e geldi. Kenan Evren genel kurmay başkanı oldu. Yani yeni bir yapılanma oldu. Ancak anlaşılan şu, kendisinde anlattığı zaten. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bu iş böyle gitmez. Biz bu konuya, çünkü Türkiye'de de anarşik hadiseler zirve yapıyor. Tahmin edemezsiniz. Her gün katliam var. Siz o sırada mecliste aktif siyasetin içinde olan bir siyasetçi olarak kendinizi aciz içinde mi hissediyorsunuz? Veya da bunlar yaşanırken ne hissediyorsunuz? Hem ona, belki biraz da şuna da, geriye dönüp baktığınızda nerelerde farklı bir şey yapılabilseydi bugün Türkiye bu noktalara gelmezdi diye düşündüğünüz oluyor. Yine aynı şekilde kutuplaşma olmasaydı bu noktaya gelmezdi. Düşünebiliyor musunuz? Polis ikiye ayrılmış. Polder var, Polbir var. Polder solcu, Polbir milliyetçi. Bizim bütün derdimiz Erbakan Hoca, bizim gençlerimiz bu çatışmanın, iç çatışmanın içine girmeyecek. Bu bizim kavgamız değil. Niye biz gidip de başka vatandaşlarımızı katledeceğiz görüşünden dolayı? Erbakan Hoca burada başarılı oldu. Hatta gençlerden bazen isyan edenler oldu. Olur mu hocam? Bizim dinimize saldırıyorlar. Şunumuza bilmem mani olmaya çalışıyorlar. Üniversitelere giremiyordu öğrenciler. Kamplaşmışlar. Yani kutuplaşmanın sonu odur işte. Tabii, oraya gidiyor. Sonunda ihtilal oldu. Birdenbire kavga, dövüş, her şey bitti. Nasıl bir iş ki birdenbire bir gecede bütün kavga durdu. Yani bunun dışarıdan tahrik edilmemesinin ihtimali yok benim kanaatim. Siyasetçiler ne yapsaydı, ne yapabilmiş olsaydı önüne geçilebilirdi? Önüne geçilebilir miydi? Kavga, yani işte biz maalesef orada tansiyon yavaş yavaş yükseliyordu. Yani ister istemez bu sağ sol kavgası ola geldi Türkiye'de. Bu ilk defa, yani Demokrat Parti de iktidara gelirken barış vesaire için geldi, fikir düşünce hürriyeti için geldi. Bir takım adımlar attı ama zayıflayınca 57'den sonra katılaştı, sertleşti, tavır koymaya başladı. Mesela siz onu, enteresandır, o zaman bir vatan cephesi vardı, duymuşsunuz. Biliyorum, evet. Biz radyolarda her gün haberlerden sonra vatan cephesine katılanlar. 10, 15, 20 dakika anlatılır. Tek tek okunur. Bu sefer köylerden mezar taşlarını okuyarak gönderiyorlar. Komedi haline geldi. Kutuplaşma meydana getirdi bu. Sonra bir ihtilalle durgunlaştı ama o kutuplaşma ortadan kalkmadı o zaman. Çünkü iktidar, yani ihtilal bir taraf olarak yapıldı. Doğrudan doğruya Demokrat Parti'ye karşı yapılmış bir ihtilaldi. 1980 ihtilali tam öyle değildi. Herkese eşit muamele ettiler. Kötülükte. Herkesin siyasi hayata, Ecevit'i de yasakladılar, Demirel'i de yasakladılar, Türkeş'i de yasakladılar, Erbakan Hoca'yı da yasakladılar. Zaten öyle bir koğuş ki sizin, ki hepiniz bir aradasınız. Tabii. Kimler var yanınızda o sırada? Şimdi Oral Çalışlar sizinle. Ben 3-4 gün geç gittim. Ben yurt dışındaydım Erbakan Hoca'yla. O gece, ihtilal olduğu gece Özelif'e gelmiştim. Bir arkadaşımızın yanındaydım.
Çocuklar da Adana'ya göndermişim. O gideceğim şimdi eve kadar yolda en az 10 kere asker önünüzü kesiyor. Gözüme büyüdü. Öyle günler. Öyle bir gün. İhtilal gecesini anlatıyorum ben. Yurt dışından yeni gelmişim. Ha, o bizzat 12 Eylül'de. Tamam, 12 Eylül'de. Sonra sabahleyin bir namaza kalktık. Dediler ki gözünüz aydın, ihtilal oldu. Ama telefonlar ta saat 11'e kadar sabah çalıştı. Annemleri falan aradım. Ben iyiyim dedim. Beni bulamamışlar gelenler evde. Neden onu ben anlıyorum? Hem oraya bir askeri birliğin geldiğini söyleyenler var. Bir de beni diğer arkadaşlar gibi bekletmediler. 3 gün sonra hemen eve tekrar gelmişler. Bir ekip göndermişler. Ben de evde değilim o sırada. Rahmetli Cevat Ayhan'ın bürosundayım. Hemen çocuklar heyecanlanmışlar, aradılar, baba seni istiyorlar diye. Eve gittik. İşte bir de telefon bırakmışlar merkez komutanlığından. Aradım. Dediler ki yani geldik bulamadık. Bize falanca yere gelirseniz iyi olur. Ben de gayet safça dedim ki yani eşyalarımı da pijama falan getiririm ise getireyim mi? Fena olmaz getirirsen. Böylece pijamayı da aldık. Ne kadar yattınız Sayın Başkan? İşte 10,5-11 ay civarında yattık. Ve oral çalışlar falan hep o dönem. Bizim koğuşumuz... Oral Bey de herhalde oradaydı. Bizim 10 kişilik bir koğuşumuz vardı. Deniz Baykal oradaydı. Bizim koğuşumuzda bir de Ali Güner'i vardı bizim Konya'dan. En son o koğuşa ben gelmiştim. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nden bizim temellerden birini söküp getiren bir tane Erzincan milletvekili vardı. Şimdi senatörü o vardı. Yani şimdi tam şey etmiyorum. İki tane Milliyetçi Hareket Partisi'den vardı. Bizim orası tam koalisyondu. Yani meclisteki bütün görüşler orada 10 tane yatak. Yani ne kadar şimdi tabii o yılları siz yıllar sonra tabii gülümseyerek evet. Anlatıyorsunuz. Çok geride kaldı ama ben dinlerken şu hisse kapılıyorum doğrusu. O koğuşta mecburen bir araya gelen tabii. Koalisyon. Keşke darbe öncesi. Dışarıda da olabilseydi. Ve bazen şunu düşünüyorum, sizin bugün ısrarla yapmaya çalıştığınız birlik, barışma, bir araya gelme, herkesin bir adım geri çekilerek demokrasiyi büyütme ile ilgili ısrarlı mesajlarınız, zaman zaman eleştiriliyorsunuz, belki zaman zaman kendi mahallenizden ağır hakarete uğradığınız da oluyordur muhakkak. O deneyimle mi ilgili diye düşündüm doğrusu yani sizi dinlerken. Yani onları yaşamış, görmüş, onların içinden geçmiş. Size bir de bilge başkan diyorlar galiba. bir siyasetçi olarak zaman zaman belki çok açık söylemeseniz de kendi kendinizi de muhakeme ederek, o dönemdeki süreçleri de muhakeme, bugün artık başka bir yol açılmalı Türkiye'nin önünde diye mi hissediyorsunuz evet. Gibi bir duyguya kapılıyorum. Yani sadece tabii... O hapishane dönemi değil. Ondan sonra da benim yani Kayseri'ye bir götürülmem var. Bir böyle işkence tünelinin içinden geçirdiler işkence etmeden. Çok enteresan bir şeydi ama ona girip işi uzatacak değilim. Fakat 1996 sonrası parlamento gene kutuplaşmaya, ayrışmaya başladı. Yani çok nasıl mümkün olabilir efendim işte, bu? Yani bu benim kanaatim şu. İnsanlar ne zaman kavga etmeye başlar? Kendi fikirlerini savunamadıkları zaman. Ben böyle görüyorum. Başkaları bunu böyle görebilirler. Kendi fikrini savunamıyor, o gücü kendinde göremiyor, o zaman kavgaya yönlüyor. Ve maalesef mecliste biz bunları yaşadık. Ve 28 Şubat aslında biz hapse girmedik ama tabii benim mizacımdan mıdır nedir? Ben o dönemlerde sakin olmayı becerdim nasıl olduysa. Yani başarabildim. Yani bir infiale kapılma, isyan etme gibi bir halin içine düşmedim o sıralarda da. Ama gördüğümüz manzara şu, bu böyle olmaz. Ya niye biz oturup konuşamayalım? Tamam, benimle %100 zıt bir fikre sahipsin. Seninki de bir fikir, benimki de bir fikir. Oturup konuşalım, tartışalım. Ya sen beni ikna edersin, ya ben seni. Veya ya sen kendi fikrinde sabit kalırsın veya ben kendi fikrimde sabit kalırım. Birbirimizi öldürmemiz mi gerekiyor? Birbirimizi öldürmemiz, cana kıymamız gerekmez. Bu memlekette biz birlikte yaşıyoruz. Bu ülkenin düşmanı senin de düşmanın, benim de düşmanım.
Bu ülkeye zarar vermek isteyenler sana da bana da zarar eder. Bu ülke kalkınamaz, barış ortamı olmazsa sen de zarar görürsün, ben de zarar görürüm. Yapmayın. Ama maalesef bu dediğimiz noktada insanlar o kadar işte dediğim gibi fikrini savunamayanlar genelde zora başvuruyorlar. Ben öyle görüyorum. Bugün baktığınız zaman Türk siyasetine, bugünün iktidarına, bugünün siyaset temsilcilerine, konuşmalarına, üsluplarına, hal ve hareketlerine, olup bitmekte olana kötü hissediyor musunuz? Yani şöyle bir duygu geliyor mu size? Gene her şey iyiye gitmiyor. Yani biz bunları daha önce yaşadık, gördük ve bu işler iyi. Yani ne hissediyorsunuz baktığınızda? Yani gitmediği açık. Yalnız şartlar çok değişti. Yani hiçbir zaman Türkiye'de bu kadar uzun zaman tek başına iktidarda kalan bir kişi olmadı. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı parti genel başkanı oldu zaten. Daha sonradan meclise girdikten sonra da başbakanlığı üstlendi. Her zaman etkili konumda bulundu. Parti olarak da hep iktidarda kaldılar. Bu kadar uzun dönem süren bir tek parti iktidarıyla karşı karşıya hiç kalmadık. Ancak politikalar da Türkiye'de barışı ve huzurun tesisi yerine kutuplaşmaya ümit bağladılar. Beni üzen bu. Yani aslında fikirleri güçlü, iddiaları da haklıysalar, başkaları da kendi fikrini söyleyebiliyorsa söylesin, çıksın. Hakkı terennüm etmek, hakkı gündeme getirmek o kadar zor değil ki. Çünkü kimse başka bir ayrıcalık istemiyor. Adalet olsun, eşitlik olsun. Söz, fikir ve düşüncede hürriyet olsun, özgürlük olsun, şeffaflık olsun, denetlenebilirlik olsun. Şimdi insanlar kendi bagajları kabarınca bunlara rıza göstermiyorlar. Sıkıntı burada. Onun için şu anda yaşadığımız şartlardan bir mucize olur da bir gün uyanıp vay canına yahu biz aslında hiç de isabetli bir yol takip etmiyoruz derler mi bilmiyorum. Mucize dediğinize göre pek mümkün değil gözüküyor. Mucize olur yani. Anca mucize olur. Belli olmaz. Belki olur. Şimdi çünkü eğer bu iş böyle devam ederse Türkiye böyle kalkınamaz. Çünkü Türkiye insan gözünü kapattığı zaman dışarıdan görülmediğini zannediyor. Halbuki Türkiye'yi dışarısı da görüyor. Dışarıda kimse mesela gelip Türkiye'de yatırım yapmaz. Niye? Çünkü Türkiye müteşebbisinin dışarıya kaçtığını görüyor. Ya oranın yerlisi kaçarsa benim ne işim var orada diyor. Peki burada madem ki iktidarda ancak bir mucizeyle siz düzelebilir diye bakıyorsunuz. Şu anda muhalefette gözüken hatta parlamento dışında gözüken siyasetçilerin, partilerin bir araya gelmesi, kah sizin dediğiniz gibi bir dostluk masasında, bir barışma masasında, kah Sayın Akşener'in ifade ettiği gibi bir memleket masasında, kah Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi bir demokrasi ittifakında. Bunlar mümkün müdür? Bunlar için? Bunlar tabii Türkiye'nin şu andaki politik atmosferi ve yapısı bu dediğinizin tam olarak şu anda gerçekleşmesine fayda sağlamaz kanaatindeyim. Tam tersi kutuplaşmayı artırabilir. Dikkat edin, iktidar ve iktidara destek veren kesim bu kutuplaşmayı istiyor. Öteki, tek, farklılığınız yok sizin birbirinizden farkınız. Bunun esas rengini de Cumhuriyet Halk Partisi oluşturuyor. Çünkü en büyük grup onların. Biz de diyoruz ki yok ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin bir tüzüğü var. Kendisinin bir programı var. İyi Parti'nin de bir programı var. Bizim de var diyoruz. Bizim de bir programımız HDP'nin var. HDP'nin de var. Diğer işte bütün partilerin, tabii bütün partilerin bir programı var. Farklılıkları var. Ha, bugünkü şartlardan dolayı seçim atmosferine girildiğinde koalisyon değil, ittifaklar gene kurulur mu? İster istemez kurulacak.
Ama bu bir kutuplaşma vesilesi gibi gözükmemesi icap eder. Çok iyi anladım. Diyorsunuz ki gücün dağıtılması lazım. Evet. Yatayda bir... Şu anda, çünkü şu anda iktidar tamamen kutuplaşmadan besleniyor. Ortağı da kutuplaşmadan besleniyor. Kutuplaşacak ki bana bağlı olanı tutuyor. Neyle tutuyor? Yahu benim zaaflarım var. Ben de biliyorum. Eksiğim var ama karşıdaki benden kötü. Tek gerekçeleri bu. Ya tamam da karşıdakinin bir icra gücü yok ki. Senin icraatların milletin canını yakmaya başladı. Bunun müsebbibi sensin. Karşı tarafı suçlayamazsın ki. Öyle şey mi olur? Vallahi birazcık gazetecilik sezgisi kullanayım o zaman. Galiba üçüncü bir ittifak geliyor, öyle mi Sayın Başkan? Hiç ben öyle bir şey söyleyemem. Yok. Yani sanki böyle bir acaba... Hayır. Ben bakın... Bazı şeyleri bu sizin dediğiniz gibi ben yorumlama noktasına gitmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Öyle mi? Tabii. Yani bu seçime gidileceği zaman o günkü ortam belirler bunu. O günkü ortam belirler. Ama bugünkü seçim mantığı maalesef kutuplaşmayı getirecek bir mantık. Evet, öyle gözüküyor. İkili olacak diyor. Veya da ittifakları da mecbur kılan bir tabii mantık. Tabii. Ama işte onu aşmak adına mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun dedi ki DEVA'ya ve Gelecek Partisi'ne vekil verebiliriz. Nasıl baktınız siz bu fikre? Nasıl? Ya, Kılıçdaroğlu çok radikal kararlar alabiliyor. Yani bu tip noktalarda ben bu kararları almasını da yani onun yönünden takdir ediyorum, başarılı görüyorum. Ama bu o şekilde çözülebilecek bir mesele değil. O dediğiniz nokta Sayın Kılıçdaroğlu, Meral Akşener İyi Parti'yi seçime götürürken önüne engel çıkarıldı. Mecliste bloke ettiler. Seçime giremeyecekti. Bir mertlik gösterdi. O da gitti. Böyle bir şey yaparsanız diye grubunu kurdu. Seçime girme kararını da bu sefer öbürleri de aldılar. Sadece kendisi değil, grup kurduğundan dolayı değil. Zaten girebilirdi gibi bir havayla. Öyle seçime girebildi. Şimdi bunu kimsenin böyle yapmaya hakkı yok ki. Şimdi ben yine de tekraren şunu söylüyorum. Elbette muhalefet iktidarın hatalarını gündeme getireceği için tenkitleri birbirine benzer konularda olacaktır. Yani aydan birisini getirip de şu adamı döverim diyemezsiniz yani. Şu anda yapılan icraatlarda ki aksaklıklar, yanlışlıklar. Neyse onlar gündeme. Çözüm önerilerinde farklılıklar Önerilerinde de farklılıklar olacaktır. Elbette olabilir. Ben bunu da tabii karşılıyorum. Olmalı da zaten. Tabii. Ya. İnsanların ancak, seçenekleri olmalı tabii, değil mi? Tabii ancak ittifak koalisyon demek değil. Bunu millete bizim anlatmamız lazım. İttifak koalisyon demek değil. İttifak sadece seçim sürecinde önüne çıkarılan partilerin engelleri aşmak için bir imkan. O kadar. Parlamentoya girildikten sonra herkes kendi doğrularını savunmaya devam ediyor. Elbette devam edecektir. Farklı koalisyonlar bile kurulabilir. İçeride. Yani, tabii siz meclise girersiniz. Hiç kimse çoğunluğu elde edememiştir. İttifak olarak siz birisi birisinden fazla olabilir belki. Ama partiler olarak kimse tek başına çoğunluğu elde edememiştir. Bu sefer hadi bir koalisyon arayışı ortaya çıkacaktır. Çok farklı koalisyonlar doğabilir. Koalisyon ortamı ayrı bir ortam. Çok iyi anladım. İttifak meselesi başka, içeride oluşacak koalisyon birbirinden farklı. Tabii. Çok iyi anladım. Yakın bir zamanda peki bir seçim bekliyor musunuz? Çünkü Sayın Bahçeli çıktı dedi ki hemen seçim kanunu değiştirelim. Değiştirelim. Tabii işte o insanların zihninde bir soru işareti oluşturdu. Ben baştan beri söylediğim şey yakın zamanda bir seçim olmaz. Ancak Sayın Erdoğan'ın bir takım konuları gündeme getirmesi, şimdi Sayın Bahçeli'nin de bunu gündeme getirmesi seçimin normal zamandan daha erken yapılabileceği intibanı doğurdu şimdi. Olur mu olmaz mı? Şimdi bu doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği karar. Çünkü yakından kamuoyu yoklamaları yaptırıyor, takip ediyor. Normalde daha önünde 3 senesi var. Niye 3 seneyi riske etsin? Etmez. Kaybetme ihtimali varsa. Ama giderek daha çok
kaybetme ihtimali giderek daha da fazla güç kazanıyorsa, bu sefer orada fazla zarara girmemek için bir seçim atmosferine ülkeyi aniden sokabilir. Ve kutuplaşmayla bunu çözebilir. Burada onun tek derdi o. Kutuplaşma. Ya bu son dönemlerdeki işte darbeler, Diyanet'in açıklamaları, işte o çeşitli yaklaşımlar hep buna mı hizmet etmek için? Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor. Yani bütün bunlar, bu söylentiler Türkiye'de bir kutuplaşma meydana gelecek. O kutuplaşma neticesinde ortaya kim çıkarsa ona göre en güçlü aday Sayın Erdoğan olacak. Belki olmayabilir, yani onu da söyleyelim, daha güçlü bir aday, kendisinin desteklediği bir adayın daha popüler olma ihtimali doğarsa ona da girebilir. Biz bunları... Mümkün müdür böyle bir şey dersiniz Sayın Erdoğan için? Bulursa hiç kimse mümkün gibi bakmıyor çünkü ona. Ben de mümkün diye bakmıyorum ama bir ihtimaldir. Yani şöyle düşünün, eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın popülaritesi hala yüksek ama popülaritesi düşerse, fakat kendisinin dışarıdan destekleyeceği ve kendisinin güvendiği bir kişiyi çıkarırsa, daha fazla oy alır gibi gözüküyorsa anketlerde, niye denemesin ki? Dener belki. Şimdi ben belki onun aklına bunu düşürdüm, böyle de bir anket yaptırabilir. Çok enteresan. Evet, sizi takip ettiğini, yakın takip ettiğini biliyorum. Türkiye siyaseti gerçekten de çok şeylere gebe. Ama galiba hepimizin daha fazla demokrasiye, daha fazla hürriyete, daha fazla adalete ihtiyacımız var. Ben son olarak iki şey sormak istiyorum. Buyurun. Birincisi, siz Müslüm Gürses mi dinliyormuşsunuz? Notlarımda var. Evet. Öyle tweetleriniz var, paylaşımlarınız şöyle, yok, var. Herkesin bazı şeyleri, eserleri dinlettiriyor kendisini. Evet. Herkesin oluyor. Tabii mutlaka. Çok da seveni var zaten. Evet. Ama ben o kadar çok fazla müzik evde dinlemem. Yani. Ne yaparsınız efendim siz? Dinlenmek adına dinlenmek ne adına. Okur musunuz? Yani, yürüyüş mü yaparsınız? Yürüyüş çok fazla yapma imkanım olmuyor maalesef. Ama farklı şeyler okurum. Yani birbirlerinden çok farklı kitaplar. Size aykırı gelebilecek fikirler. Aykırı gelebilecek olan ama kendi içinde tutarlı olan ve bana başka bir şeyler verebilecek olan. Şimdi ben mesela geçen gün bir şey vardı, bu 1984. George Orwell. Ben onu bir gecede okudum. Uyuyamadım. Burada da var galiba. Veya sizin arkanızda mı? Nerede? Nerede George Orwell? Yerde. Evet. Şimdi yani çünkü öyle... Evet, şurada. Evyevet, George Orwell. Evet, tamam. Evet, kütüphanenizde de var yani. Evet. Yani mesela şimdi ona benzer ve dışarıda da çok farklı kitaplar okudum. Yani geçmişte özellikle bu Batı klasiklerinden çok kitap okumuştum ben. Sonradan bir ara bıraktım. Yani bu kadar fazla okumaya giremedim. Son zamanlarda tabii ister istemez makaleler de insanı mecburen zaman aldırıyor. Yani zaman nasıl geçiyor, ben ona hayret ediyorum. Evet, bir yandan da çalışıyorsunuz. Bir türlü biraz da gayret gösterip bir şeyler çalışıyorsunuz, not alıyorsunuz. Tabii ziyaretler oluyor, ailenizle ilgileniyorsunuz. Zoom üzerinden il başkanlarıyla toplantı yapıyor. Hepsini de öğrenmişsiniz efendim. Bütün gün, internet, her şeyi kullanıyorsunuz maşallah. Her gün zamanımızın büyük bir bölümü maalesef internette geçiyor. Büyük bir bölümü, maalesef diyorum. Yani toplantılar yapmak mecburiyetindeyiz. Ben katılmazsam da birçok toplantıya olmuyor. Katılınca da o da yoruyor insanı. Yani sabit oturuyorsunuz sürekli. Ama George Orwell bir gecede bitirdiniz yani. Bir gecede bitirmiştim ben onu. Tabii ona benzer başka kitaplar var. Benim geçmişte böyle biraz daha etkileyen Tolstoy'un kitapları biraz beni şey yapmıştı. Yani onun özellikle Harp ve Sulh apayrı bir kitap. Yani Rusya'yı tanımak için ben onu okuyunca Rusya'yı daha iyi tanıdığımı anladım. Yani bir tarafta Tolstoy var, bir tarafta Maxim Gorki var. Maxim Gorki'yi okursanız karanlık bir Rusya görürsünüz. Evet. Yani çok karanlık bir Rusya görürsünüz. Tolstoy'u okursanız orada da tefekkür görürsünüz. Yani düşünme,
Ayrı ben onun yani aydınlanma. Ben onun İslami yönünde, İslamiyetle çok yakından ilgilendiğini çok sonradan farkına vardım. Şey yapmamıştım. Halbuki çok zengin, varlıklı, işte kendisine göre kraliyetle, ailesiyle irtibatı olan bir aileden gelen insan. Onun gibi. Tabii bunlar Batı'da daha sonra benim ilgimi biraz yeni Müslüman olan insanların nasıl Müslüman olduklarına dair hikayeleri, kitapları ilgimi çok çekti. Hangi sebeple? Evet. Evet. Yani bugün de maalesef gençler deist oluyorlar Müslüman. Allah muhafaza etsin. Şimdi bakın ben gene de şükrediyorum efendim, hiç değilse Allah'a inanıyorlar diye düşünüyorum şimdi yani. Şimdi yalnız beni etkileyen kitaplardan bir tanesi, çok adını ben Türkçe'ye ben tercüme ediyorum, şey yapmadım da, adını ben o Struggling to Surrender diyor. Teslim olmamak için direnmek. Ben ona direne direne Müslüman olmak dedim bu kitabın adına. Bir profesör tesadüfen bir camiye giriyor. Camideki hocam ona diyor ki Müslüman olmaz mısın? Şaşırdım diyor, ayıp olmasın diye olurum dedim diyor. Ama Müslümanlık nedir hiç bilmiyordum ki diyor. Sonradan öğrendim. Öğrenirken tepki koydum. Şu olmaz. Sonra baktım ki doğru olurmuş. Şu olmaz. Sonra baktım ki doğru. Onun için adına ben direne direne Müslüman olmak dedim kitabına. Ama beni mesela en çok etkileyenlerden bir tanesi Peygamber Efendimiz'in hayatını yazan, şimdi ismi dilimin ucunda da gelmedi şu anda, gelirse söylerim. Yabancı bir akademisyen. Yabancı. Peygamber Efendimiz hayatını yazmış. İngilizce olarak yazmış. Kitap da diyor ki ben Peygamber'in Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatını öğrenince muazzam bir insan olduğu, bir dahi olduğu kanaatine geldim. Ama peygamberlik hiç düşünmedim diyor. Ne zamana kadar? Mekke'nin fethinin sonrasındaki tavrını öğrenene kadar. Siz zorla çıkartıldığınız bir beldeye muzaffer bir komutan olarak geri dönüyorsunuz ve orada kimseye eziyet etmiyorsunuz. Arkasından da orada muzaffer bir komutan olarak kalıp ihtişamlı bir hayat süreceğinize, Medine-i Münevvere'deki eski, sade hayatınıza dönüyorsunuz. Ha, o zaman dedim ki diyor, bunu ancak bir peygamber yapar. Vallahi bugünün politik dünyasında bundan daha güzel bir bayram mesajı verilebilir miydi? Ben de onu bilmiyorum Sayın Başkan, gerçekten. Hakikaten Tam size diyecektim ki finalde bugün bütün liderler, iktidarda olanlar da yani Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de bir bayram sofrasında bir araya gelmiş olsaydınız, ki eski Türkiye'de bu mümkündü. Evet. Ne söylemek isterdiniz diye soracaktım. Ama ben şimdi son zamanlarda Peygamber Efendimiz'i farklı yazarların dilinden okumaya çalışıyorum. Çünkü her yazar kendisinin önem verdiği bazı noktalara vurgu yapıyor. Temas ediyor. Bu son okuduklarımda yani Peygamber Efendimiz hakikaten peygamber olmasına rağmen bir sade insan gibi hayatını sonuna kadar sürdürmüş. Kendisine en şiddetli tepki gösterenleri, yakınlarını katledenleri bile affetmiş. Yani bu başka bir şey. Bu bizde olması icap eden. Yani bize efendim falanca bana şöyle bir tepki koydu. İftirada bulundu. Yalan söyledi. Hakaret etti. Hele de bir yerde bir geçerken de bir de yumruk vurduydu. Ben mi bunlar gidip aynı masaya oturacağım? Evet, sen gidip onların aynı masaya oturacaktın. Eğer Müslümansan, inanıyorsan, senin gibi düşünmeyen, inanmayan insanlarla aynı masaya oturup onları ikna etmekle mükellefsin. Senin boynun borcu bu, bunu yapmak, yerine getirmek. Onun için bizim, ben bunu inanmış bir insan olarak söylüyorum, hepimizin böyle olmaya ihtiyacı var. Biz birbirimizi dinlemeye, birbirimizi anlamaya, kendi doğrularımızı da güzel bir üslupla anlatmaya ihtiyacımız var. Biz bu ülkede eğer barış ve huzur içinde yaşayabilirsek,
o zaman emin olun farklılıkların da büyük bir kısmı zaman içinde ortadan kalkar. İnsanlar güzellikleri, doğruyu gördükçe teslim olurlar. Fikirlerini, düşüncelerini değiştirirler. Yeni gelenle eski gelenin arasında fark yoktur. Beni en çok şaşırtan, Peygamber Efendimiz vefatına yakın, tam vefatından önce bir genci, yeni Müslüman olmuş ve bir kölenin oğlu ordunun başına gönderiyor, Suriye'ye doğru sevk edeceği ordunun. Onun içinde Peygamber Efendimiz'in kendi ashabı var. Eskiden beri Hazreti Ebu Bekir var, Ömer var, Hazreti Ali var. Herkes var. Ama onu tayin ediyor. Bazıları tepki göstermek istiyorlar. Hayır diyor, o böyle bir vasfa sahip. Onun için biz, işte liyakat dedik ya, liyakat bir insanın size yakınlığıyla, sizin fikirlerinize duyduğu hürmetle veya sizi göklere çıkarmasıyla ölçülmez ki. Liyakat bir konunun uzmanı demek. Bizim kendi dilimizde bugünkü kelimelerle korsak, kendi konusunda uzman olan, o konuyu en iyi bilen insan demek. Bir işi düzgün yapmak istiyorsanız götürür ona verir. Şimdi ben arabamı tamire götürdüğüm zaman, En iyisini bulmaya çalışıyorum ben. Niye? Adamın benim düşüncesinde olup olmaması değil. Benim arabamı iyi tamir edip edememesi önemli. Onun için ben bu bir gün gelip hakim olacak. Buna inanıyorum. Öyle mi? Hiç, kesinlikle. Ha, hangi badirelerden sonra olur onu bilmem. Ama bir gün gelecek, bu gerçekleşecek memleketimizde. Başka türlü kurtuluş yolumuz yok ki. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Birbirimizin hasmı değiliz. Tekrar tekrar. Bu bir yarış. Siz diyorsunuz ki seçimde vatandaşa bugün bu ülkenin problemlerini ben şöyle çözerim. En iyi ben çözerim. Sen de bundan istifade edersin diyorsunuz. Başkası da başka yolu söylüyor. O da bir tercihte bulunuyor. Bundan daha tabii bir şey olmaz ki. Yanlış yaparsa hep ikimiz sıkıntısını çekeriz. Doğru karar verirse hepimiz ondan istifade ederiz. Ama biz bu erdemi kazanmak mecburiyetindeyiz. Burası bizim memleketimiz. Biz bu memleketi yaşanabilir bir ülke haline getirmekle mükellefiz. Ha, ben iyi yaşayayım, gerisinin canı cehenneme. Olmaz ki. Onun için burada son bitirirken bir kıssayı bazen anlatıyorum da, ben bir ara bu tam işte hapishaneden çıktık, karar açıklanacak, 82 yılının başı mıydı neydi, beni aldılar Kayseri'ye götürdüler. Kayseri'de gözümü bağladılar, bir hapishaneye girdim orada, yani ilk defa gözümü burada bağlamadılar ama orada bağladılar. Kimlere muhatap olduk bilmiyoruz. Pazartesi, salı günü de mahkemeye çıkardılar. Yalnız Tugay komutanı değişmiş. Yani daha mülayim bir hava estiriyor orada. Hakim de bir yarbay. Oraya gittim. Bir asteğmenin odasına, o da savcı anlaşılan, oraya girdim. İşte o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Bir şey konuşmadık. Merhaba, merhaba. Sonra yarbay geldi, dedi ki hemen dedi şeyini, iddianameyi hazırla, bana getir dedi. Gene o bana baktı, ben ona baktım. Bir şey yazmadı. Mahkeme salonuna gittik. Ver bakayım şu iddianameyi dedi. Efendim ne iddianamesi dedi. Bir şey yok ki bir şey yazayım dedi. Ulan dedi, affedersin, ne yazarsan yaz, yazla bir şey dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz bir mahkemenin nasıl cereyan edebileceğine ihtilal döneminde, ve beni serbest bıraktı o zaman. Yani anlaşılan yarbay da bu işin farkındaydı ve hemen tahliye edin diye. Şimdi bizim bu dönemlere yeniden dönmeye ihtiyacımız yok. Olmamalı da. Kim ne derse de, ihtilal olacak mı olmayacak mı? Ne demek ya, aklıma bile getirmem ben.
Bana mı danışacak ihtilal yapacak adam? Yapacaksa eğer. İhtilal gibi bu tip şaiaları kimin işine geliyorsa onlar pompalıyorlar. Onlar çıkarıyorlar. Yine bir gerginlik havası meydana getiriyor. Herkes şimdi televizyonlara bakıyorum ben akşamları. Herkes ihtilal olur mu? Olma. Ya nereden çıktı bu? Türkiye'nin meselesi bu mu? Şu anda konuşmamızı icap eden konu bu mu ya? Onun için Allah yardımcımız olsun. Ama ben ümit varım, tekrar söylüyorum. Şartlar eninde sonunda düzelecek. Sadece yanlışlık yapanlar mahcup olacaklar. Mahkum da olacaklar belki de. Belki de mahkum da onu bilmem ama mahcup olacaklar. Çünkü bu iş böyle gitmez. Mümkün değil. Kimse bu yükü kaldıramaz. Onun için yani iktidar bu konuda esas sorumluluğu yüklenmiş olan arkadaşlar. Onlar bu konunun önünü açmak için çaba sarf edecekler. Normalleşmeyi onlar sağlayacaklar. Yoksa muhalefet hangi kararı alacak da tatbikata koyacak? Öyle bir şey yok ki imkan. Allah yardımcımız olsun. Ama buna rağmen bir Ramazan-ı Şerif'in sonuna geliyoruz. Evet, bir bayram gününde. Bir bayram gününde ediyorsun. İnşallah hep güzellikleri konuşuruz. İnşallah. Cenab-ı Hak bu dönemde yapılan duaları kabul eder inşallah. İnşallah. Bizim yanlışlarımız, eksiklerimiz mutlaka vardır hepimizin. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama Cenab-ı Hakk'a iltica ettiğimizde ben onun çok Rahman ve Rahim olduğuna inanıyorum. Ve o sıfatlarıyla tecelli ederse bize de, ülkemize de inşallah her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ben çok böyle teşekkür bir ediyorum. Fırsatı verdiğiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah, ben çok teşekkür ediyorum. Çok kalpten ve samimiyetle konuştunuz. Ben de elimden geldiğince bir bayram günü izleyicilerimizi de yormadan, kırmadan, dökmeden hem siyaseti, hem gündelik hayatı, hem sizin siyaset kariyerinizi aktarmaya çalıştım. İnşallah sürçülisan etmedik. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Efendim bugün Halk TV ekranlarında bir bayram günü. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile beraberdik. Bulunduğumuz mekan Saadet Partili gençlerin kafe, kütüphane olarak kullandıkları hoş bir mekan. Burada bizi ağırladılar. Var olsunlar, sağ olsunlar. Bu vesileyle ben de bir kez daha bayramımızı kutluyorum. Bir sonraki genel başkanla bayram sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum efendim. Mutlu, hayırlı bayramlar.